sevgili izleyiciler. Bugünkü Kadın Siyaset ve Yönetim programında yine çok kıymetli bir hocamızı ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Abdülkadir Yuvalı. Eminim içinizde hocamızı yakından tanıyanlar vardır ama ben bazı özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Abdülkadir Yuvalı hocamız uzun yıllar boyu, yani benim tanıdığımdan beri hocamız Türk bilim ve kültür hayatına hizmet etmeyi kendisine bir hayat felsefesi edinmiş ve yaptığı bütün çalışmalarda da bu hassasiyetle belki bütün yaşamını buna göre biçimlendirmiş hocalarımızdan. Kısa özgeçmişine bakıldığında 1999-2004 yılları arasında Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde rektör vekilliği görevinde bulundu. Hali hazırda Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı'nı ve buna ilaveten de yine Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkez Müdürlüğü'nü ve bu müdürlük bünyesinde Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Ayrıca basın yayın organlarında da hocamızın programları ve köşe yazarlığı bulunmaktadır. Hocam teşekkür, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Bugün sizinle Türk devletlerinde çok ciddi bir problem olarak yansıyan, çok sık dile getirilen ama zannediyorum program çerçevesinde de bu dile getirilecektir. Tam anlamıyla anlaşılmadığını düşündüğümüz, nasıl olması gerektiğine dair de sizin fikirlerinizle, değerlendirmelerinizle inşallah seyircilerimize ışık tutacak olan modernleşmeyi konuşmak istiyorum evet, hocam. Evet. Belki benim değerlendirmemi biraz abartı bulmuş olabilirsiniz. Ben uzun yıllar boyunca yaptığım çalışmalarda Osmanlı'nın belli bir döneminden sonra başlayan ama günümüze kadar hala ne olduğu anlaşılamayan bir problem olarak bakıyorum modernleşmeye. Doğru. Siz nasıl tanımlarsınız hocam? Modernleşme pek çok kavramla da ifade ediliyor. Çağdaşlaşma deniliyor, yenileşme deniliyor, yeni düzen deniliyor. Siz nasıl tanımlarsınız? Efendim ben öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir programda fırsat verdiğiniz için. Çünkü gerçekten günlük hayatımızda, hatta düşünce kültür hayatımızda modernleşme ve çağdaşlaşma kavramları bir arada kullanılıyor. Aynı manada kullanılıyor. Evet. Biri diğerini kuvvetlendirmek için kullanılıyor. Bu ağız alışkanlığı mı diyelim, otomatik olarak bir söylem mi diyelim, ancak konu masaya yatırıldığında bu iki kavramın taban tabana zıt olduğu görülmektedir. Evet. Eğer bu kavramlara tarih penceresinden bakacak olursak, modernleşmenin en yaygın, en etkin olduğu örneklerden biri Osmanlı Devleti'nin son çağıdır. Evet. Yani Osmanlı kendi yağıyla kavrulma politikasını uzun süre devam ettirdi. Çağdaki gelişmelere kapısını kapadı. Evet. Kendi kendine yeterlik politikası. İşte bu politika Osmanlı'ya bir bedel ödetti. Ve sonunda kendi kurumlarını, kendi değerlerini, kendi kültür unsurlarını bir bir terk ederek yerine batılı ülkelerin, o günkü tabiriyle düvel muazzama adını verdiğimiz Avrupa'nın büyük devletlerinin uzak ve yakın telkinleri, tavsiyeleri, zorlamalarıyla devlet hayatında, kurumlarda, yasalarda bir sürü değişiklikler yaptı. Evet. Şimdi bu değişiklikler gerekli miydi? O bir tartışma konusu. Ama netice Osmanlı Devleti kendi kurum ve kuruluşlarını ıslah etme, o asrın ihtiyacına cevap verecek biçimde, o asırdaki bilim ve teknolojiyi kullanarak geliştirme yolunu değil, Batılıların sunmuş olduğu reçetelerle değiştirme yolunu tercih etti. İşte bu değişim çok pahalıya mal oldu. Nedir bu değişim? Eğitimden tutun, askeriyeden tutun, hayatın her kesiminde kendisine kurtuluş reçeteleri. Şimdi kıymetli hocam, aslında burada şöyle bir şey var, sizin cümlelerinizden onu anlıyorum ben. Osmanlı'nın son dönemlerinde çok dikkat çeken,
bir konu olarak modernleşme, aslında öyle ifade edilmiyor o dönemde. Üç farklı görüş ortaya çıkıyor. Yani evet. Diğer detaylar da var, evet. Ama özellikle işte Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık olarak tanımladığımız fikir akımlarının merkezinde de modernleşme kaygısı var. Yani ve bunlar da devleti kurtarmak adına söyleniyor, değil mi hocam? Evet. Ve burada hem bir devleti yeni düzene göre, çağın gereklerine göre bir düzenleme anlayışı, bir taraftan da toplumu da buna entegre etme arayışı var. Ama bunlar, siz biraz önce söylediniz, kültürü yabana atarak yapıldığı zaman başkalaşmayı beraberinde getiriyor, değil mi? Kültürü, değer hükümlerini, kurum ve kuruluşlar, yani kendi kurumunu o çağın insanının ihtiyacına cevap verecek biçimde, o çağdaki bilgi ve teknolojiyle yaşanır hale ihtiyaca cevap verecek konuma getirmeyi terk ediyor. Evet. Kendisine sunulmuş reçeteye göre yeni bir sistem kuruyor. İşte bu sistem tabanda, bu sistem tabanın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Evet. Zira bütün değerler o toplumun tarihi sürecinin ürünüdür. O yüzden Osmanlı dönemindeki yenileşme, ıslahat, tanzimat hareketlerinin tamamını ben bu noktada bir modernleşme hareketi olarak görüyorum. Evet. Ve bu modernleşme hareketinin bütüncül olarak bakacak olursak kaynağı o günkü düvel-i muazzama dediğimiz büyük devletlerin telkin ve tavsiyeleri ve yaptırımlarıydı. Yani devletin kendi içerisinden çıkan bir ihtiyaçtan dolayı değil, işte İngiltere'nin, Fransa'nın, belki Almanya henüz o dönemde yok ama yok. Yani o Batı dünyası, Batı dünyasının zorlamalarıyla, belki biraz nispeten Rusya'nın, çünkü Balkan coğrafyası üzerindeki ıslahatları o öneriyor ve baskı yapıyor. İhtiyaçları vardı Osmanlı'nın, evet. Ama bu ihtiyaçları Batı dünyasının Rönesans'ta başlayan çağdaşlaşma hareketini kendi dünyasında hayata geçirme yerine Batı dünyasının sunumlarını dikkat alıp bir değişim süreci yaşadı. Evet. Bu değişim süreci Osmanlı'yı itildiği tehlikeli yoldan kurtaramadı. Evet. Yani Osmanlı'yı Osmanlı'yla beraber, Osmanlı'yla tarih, kültür, din coğrafyasını paylaşan bütün halklara yönelik Batı'nın bir modernleşme politikası vardır. O yüzden Batılı modernistler, Osmanlı ve Osmanlı'yla alakası olan ülkelerde modernistlerin dostudur. Evet. Onlar bu kanallar ve bu merkezler aracılığıyla Türk-İslam dünyasını değiştirme. Ama değiştirme diyorum. Bir de geliştirme var. Osmanlı'da geliştirme olsaydı, gelişme olsaydı biz buna farklı gözle bakacaktık. Evet. O yüzden diyoruz ki modernleşmeyi şöyle tanımlıyoruz. Batı dünyasının Rönesans'ta başlatmış olduğu süreç, gelecek asırların ihtiyacına cevap verecek biçimde sürekli bir gelişme gösterildi. Evet. İşte bu Batı dünyası bu gelişmenin kendi penceresinden bizim tarih, kültür coğrafyamıza sürekli bir gönderdi. Ne diyelim artık? Telkinler, baskılar, zorlamalar. Daha doğru hastalığın reçetesini gönderdi. Ve bunu uygulayanlar da bu reçetede Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı ile beraber İslam dünyasını maalesef 4 asırdan beri bir modernleşme sürecine itti ki bugün bu süreçten kurtulduğumuzu söyleyemiyorum. Evet. Çağdaşlaşmayı ön buzun olsun. Siz onu ayırt ediyorsunuz çünkü Halil İnalcık hocamız sizin de alanınız Rönesans'ı aynen şöyle tarif ederdi. Batı dünyası kendi antikitesini, antik çağdaki bilim, düşünce ve sanatını 16. yüzyıl insanının ihtiyacına cevap verecek biçimde 16. yüzyıldaki o günkü dünyada Batı dünyasına kaynak olacak eserler, evet, memnuniyetle mi ifade edeyim, üzülerek mi ifade edeyim, İslam dünyasının birikimleriydi. Endülüs'teki birikimdi.
bunları aldığı ve yeni bir çağ. Ve bu çağ birbirini takiben devam etti. Sömürge çağından tutun, en son bilgi çağı, şimdi küreselleşme çağı. Evet. Ve biz o çağın içerisinde, bir döngü içerisinde kendi asli değerlerimizi asla ve asla o çağda yaşanır, uygulanır, konuma getiremeden bu döngü içerisinde maalesef ömrümüzü tamamlıyoruz efendim. Evet. O yüzden isimleri çağdaşlaşmayı ben şöyle tarif edeyim efendim. Çünkü çağdaşlaşmayı bütün kurum ve kuruluşlarda görmek mümkün ama kültür diye bir kavram var. Evet. Malum bunun 100'e yakın tanımı var. Kültür, insan düşüncesinin, insan emeğinin ürünü olan her şey kültürdür. Evet. İşte bu kültür, eğer kültür unsurları, tabii onun birçok unsurları malum, tabii. Kültür unsurları, içinde yaşadığınız asrın, yüzyılın, insanının, sizin insanınızın ihtiyacına cevap verecek biçimde. O asırdaki bilim ve teknolojiyi de bütünleşerek, o asırda yaşanır hale gelmesi gerekir. Kültür unsurları derken giyimden tutun, musikiden tutun, mutfak kültürüne kadar. Siz bu kültür unsurlarınızı yaşadığınız asrın insanının, gencinin, oğlunun, kızının, anasının, babasının zevkine, beğenisine sunacaksınız. Evet. Eğer o benimsenirse o asırda yaşanır ve gelecek asra taşınır. Evet. Bu olmasa ne olur efendim? Onlar yaşanmaz, ölüme terk edilir. Müzelik olur, onun yerine bu değerleri çağdaş konuma getirmiş olan Batı dünyanın, şimdi yeni dünyanın değerleri, unsur, evet. Kültür unsurları onun yerini alacaktır. Evet. Şimdi hocam tabii bu kaçınılmaz bir şey. Yani her toplumun kendi kültürel özelliklerini yenileyerek ya da güçlendirerek, yenilemek belki yanlış bir kavram, geliştirerek onu yaşanılan çağın gereklerine göre kullanılır halde tutması önemli. Kesinlikle. Yani burada tabii şimdi bunu konuşurken aklıma bir örneklendirme olsun diye geldi. Tabii burada gelenekle çağdaşlaşmayı birbirine zıt olarak görmemek lazım. Kesinlikle. Mesela yani şimdi akademik dünyanın içerisindeyiz. Teknoloji bizim hayatımızın vazgeçilmezlerinde. Evet. Ama efendim biz daktilo ile yazmaya alıştık. Bizim bu geleneğimiz deyip hala o 20 yıl, 30 yıl öncesinin daktilosunda ısrar edersek bu gericilik olur. Doğal olarak tablet dönemini artık yaşıyoruz. Evet. Yani İnsanlığa mümkün olduğu kadar onu takip etmek lazım ki süratlendiriyor, daha pratikleştiriyor. Ona uymak belki çağın gereklerini yakalamaya bir örnek. Kesinlikle. Ama o daktiloda veya bilgisayarda yazdığınız, tablette yazdığınız şeylerin sahip olduğu fikri bütünlük geleneğinizi devam ettirecek fikirlerle donanmış olması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Siz yazılım hizmetlerini dün daktiloyla, okkayla, kalemle ihtiyacı cevap verirken bugün veremez hale geldi. Evet. Eğer siz okkada, divitte, daktiloda ısrar ederseniz siz tutucu olursunuz. Evet. Siz çağdaki gelişmelere kapınızı kapatırsınız. Evet. Çağ bir gün sizi yutar. Evet. Öyleyse siz bu çağda geçerli ve gerekli olan teknolojiden istifade ederek bunu yaşanır hale getireceksiniz. Ve bunun yanında tabii yine bir örneklendirme olsun diye. Dünyanın önemli bir kesiminde İngilizce egemen dil olmuş durumda. Doğru. Kazakistan'da bulunduğumuz süre içerisinde de tecrübe ettim ki ben de hocam. Dünyanın diğer bir kısmında da Rusça ve Çince egemen. Evet. Biz koskoca bir Türk dünyasına sahipken Türkçemizi ön plana geçirirsek, bugün İngilizcenin konuşulduğu alanlarda en az onun konuşulduğu kadar Türkçeyi hakim kılalım. Bu teknolojiyi de kullanarak Türkçe egemen olsun dersek, yani çağdaşlaşmayı siz kültüre modifiye etmiş olarak, uyarlamış siz olarak. Siz çağa hakim olacaksınız. Çağa hakim oluruz. Yani orada efendim İngilizce konuşuluyor burada, biz Türkçeyi bırakalım İngilizce konuşalım ya da İngilizce yazalım dersek çağdaşlaşmış olmuyoruz, başkalaşmış oluyoruz, değişmiş oluyoruz. Biz olmaktan çıkıyoruz. Yani kültüre, dilimize sahip çıkmamız lazım. Yaşam biçimimize sahip çıkmamız lazım. İnancımıza, inancımızın gereklerine sahip çıkmamız lazım. Ama bu, divitte, okkada,
Daktilo da ısrar etmek şeklinde asla değil. Araçları modernize etmek lazım ama üslupta kararlılıkla devam etmek gerekiyor. Bakın dört kavram mi çıktı ortaya. Aha. Modernlik, ilericilik, tutuculuk, gericilik. Evet. Şimdi Tanzimat'la birlikte Osmanlı toplumuna dayatılan ve Osmanlı'daki gayrimüslim unsurların gelişmesine yönelik Tanzimat kararları çıktı. Tanzimat'ın ilanını yapan Mustafa Reşit Paşa bile o gün fermanı ilan edeceği gün evinden ayrılırken şöyle der: evime dönüp dönemeyeceğimi bilemiyorum. Evet. Peki bu getirdiğiniz ilkelerin bu ülkeye ne getireceğini biliyor musunuz? İşte bu yüzden bu getirilenleri onaylayanlar, bu Batı'nın reçetesini onaylayanlar modern oldu, ilerici oldu. Evet. Buna karşı çıkanlar tutucu oldu, gerici oldu. İfrat böylece ve tefrit noktasında kalmış tabii, toplumda, olduk. Bakın toplumda bir zihin bulanıklığı, toplumda bir sosyal çözülme başladı. Bu o gün başladı, Cumhuriyet döneminde de bu kavramlara biz yabancı değiliz. Evet. Burada bir şey söyleyeyim. Çağdaşlık aslında muhafaza etmektir. Bizim muhafazakar olduğunu söyleyen dostlarımıza aynı buradan söylüyorum. Çağdaşlaşma muhafaza etmedir. Neyi muhafaza etmedir? Kendi değerlerinizi. Peki fanusta mı? Hayır. Asrın icabına uygun biçimde. Bunu merhum Mehmet Akif Ersoy asrın icabı der. Eğer siz asrın icabına uygun bir konumda olmazsanız o asır sizi yutar. Evet. Ve siz o asırda bir değer olmaktan çıkarsınız. Sürekli asra hakim olanların vagonları olursunuz. Evet. O yüzden üzülerek söylüyorum. 4 asırdan beri temsil ettiğimiz dünya, Türkistan dünyası lokomotif olamadı. Neden? 17. asra kadar bilimde benim dünyam, medeniyette benim dünyam, insani değerlerde uygulanmasında hayata geçirme benim dünyam merkezdeyken, siyasal manada, askeri manada benim dünyam öndeyken, merkezdeyken 17. asırdan sonra, 18. asırdan sonra bana gösterebilir misin size? Maalesef. Ve bugün de ufukta bir ışık göremiyorum. Niçin göremiyorum? Bilim, düşünce, bunlar bizim toplumumuzdan her geçen gün uzaklaştırılıyor. Siz devlet sistemlerimizde uygulanmıyor hocam. Yani çok ciddi bir beyin göçü var. Yani Türk insanının kabiliyeti muhteşem ve muazzam. Ama maalesef Batı dünyasındaki ülkeler parlak beyinleri kendisine taltiflerle ve çok yüksek imkanlarla çekiyor. Bu defa da kendi devletimiz bu imkanları, bu insan kaynaklarını kullanamıyor. Ve maalesef Türk dünyasında da, İslam dünyasında da devlet sistemi adına hala işte bu hastalığı modernleşme veya İslam dünyasındaki modernleşme süreci 4 asırdan beri her gün biraz daha şiddetlenerek devam ediyor. Evet. Ve İslam dünyası, yani ben Türk dünyasını İslam dünyasından ayırmıyorum hocam. Evet. Neden? Hocam. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlarımızın %99'u elhamdülillah Müslümandır. Evet, Türk dünyasında yaşayan insanların da %99'u Müslümandır. Öyleyse İslam dünyasındaki bu modernleşme hastalığından toplumsal manada nasıl kurtulacağız? Devlet hayatında ne gibi artılar, ne gibi uygulamalar olacak ki? Ama olabilmesi için İslam dünyasının bir bir devlet adamlarını ele alalım. Bunlar hepsi ağırlıklı olarak modernleşme sürecinin ürünleri. Bunlar hepsi Batı'nın modernistlerinin ülkelerindeki temsilcileri. Öyleyse toplumsal manada bu yanlıştan nasıl kurtulabiliriz? Bunların üzerinde duralım. Ama bir şeye izin verin. Mesela üniversitelerimizde bakın Yüksek Öğretim Kurulu önceki dönem başkanlarından bir muhterem diyor ki Türk dili bilim dili değildir. Evet. Bunu biz işittik, medyada yazdı. Peki ne oldu? Bakın fen bilimleri, sağlık bilimleri ve teknik bilimler. Bu alanda, laboratuvarda, atölyede, ekranda aylarca uğraşıp bir kardeşimiz, bir öğrencimiz, bir meslektaşımız bilimde bir yeni
olmayan bir şey ortaya koyuyor. Peki bunu ne yapacak? İngilizce ile yazdıracak. Yazacak. Sonra batıdaki, okyanus ötesindeki bilim merkezlerine gönderecek. Onlar raportörlerine ve bunun bilimselliği onaylanacak. Şu ana kadar karşı değilim. Peki sonra ne olacak? Bizim sistemimize göre bu araştırmayı yapan kardeşimize 3 altın kontür. Neden? Çünkü bu ölçüde 6 tane makaleniz, 5 tane makaleniz onay alırsa siz akademik manada doçentliğe müracaat edebilirsiniz. Fen, sağlık, teknik bilimlerinde. Peki soruyorum burada. Sizin o bilim merkezlerine gönderdiğiniz bilimsel araştırmanızın akıbeti nedir? Bunun hayata, işe, bilgi çağında uygulamaya konulma oranı nedir? Evet. Peki kim koyuyor bunları? Bilgi çağında kendi insanınızın beyin ürününü teslim ediyorsunuz. Bunun karşılığında da diyoruz ki sus, sana ben 3 altın kontür verdim. Bunu senin akademik ilerlemende kullanacaksın. Peki soruyorum, bu modernleşme değil de nedir? İşte evet. Üniversitedeki modernleşmenin bilim dünyasına bilgi çağında katkımız budur. Peki çaresi yok mu? Var. Bilim doktoru olacak arkadaşlarımızın araştırmalarını %30'unu işe, hayata veya patente dönüştürme şartını koyun. Üniversiteyle sanayi işbirliği yapar. Doçentlik için 150 koyun. Profesörlük için 170 koyun. Koyun ki benim insanım vardığı sonuçları kendi ülkesinde işe, hayata. İşte o zaman çağdaşlaşma söz konusu olur. O yüzden maalesef mensup olduğumuz üniversitelerde bugün yapılan araştırmaların bilimsel manada neticelerinden benim ülkemin ne kadar istifade ettiği ciddi bir araştırma konusudur. İşte şimdi, size üniversitede modernleşmenin, çünkü yetkililerimizin ağzında çağdaş üniversite sözü veya çağdaşlığı modernleşmeyle ayrı görmediği için kullanıyor. Oysa ki Batı dünyası Rönesans'la beraber başlattığı çağdaşlaşmayı devam ettiriyor. İnsanın bizse bir türlü ona ulaşamadık. İnsanın ürettiği bilginin devlete ve topluma faydası ve pratikliği buyurun anlamında bakmak evet, bunu lazım. Özellikle söyledim. Evet. Yani hepimiz bunları görüyoruz, yaşıyoruz, üzülerek seyrediyoruz. Evet. Ama olmuyor. Şimdi kıymetli hocam, tabii sizin söylediğiniz şeylerde benim aklıma şu geldi. Dediniz ya, Türk İslam dünyasında maalesef bu problemi yaşıyoruz. Evet. Tabii son yıllarda yaşadığımız problemlerde de işte Libya'da, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de yine Batı devletlerinin baskısı altında bu devletler çağdaşlaşma adına ve demokrasi değişim adına yaşıyorlar efendim. Değişim yaşıyorlar ama gelişme kendi değil, değişim yaşıyorlar. Kültürlerini koruyamadan bu sisteme entegre olmaya ve Batı'nın istediği şekilde dizayn edilmeye başladılar. Yani Libya'daki bir değişimi muhalifler sisteme aktaramadılar veya devlet kendi dinamiklerini kullanamadı. Ve sonuç hüsran, hala karışık. Mısır'da keza öyle. Yani toplum kendi içerisinde buna sahip çıksa veya devlet buna göre bir politika üretmiş olsa, bir başka devletin müdahalesiyle orada kağıttan kuleler gibi devletler yıkılmayacaklar. Yani Irak'ta yaşadığımız sendrom böyle bir şey. Saddam Hüseyin gitti ama gelen sistem Saddam'ın yaptığı zulümden bin aratıyor kat fazlasını yaptı. Saddam'ı aratıyor efendim. Evet. Hani ileri demokrasiydi? Ve maalesef hani insan haklarıydı? Yani ne kadar Arap ülkeleri de olsa İslam dünyasının bir parçası olmaları hasebiyle bizim tarih, kültür, din coğrafyamızdır. Üzülüyoruz. Keza hocam Kırgızistan'da benim işte bulunduğum yıllarda siz de yakından takip ediyorsunuz. Hem Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığı'nın sebebiyle de çok geniş çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Kadife devrim mesela. Yani Kırgızistan'da yaşanan hadise veya diğer Türk Cumhuriyetlerimizde yaşanan problemler çağın gereklerini anlayamama ve yerine getirememenin bir problemi olarak Soros siyaset destekli tıkanıyor, ekonomi tıkanıyor, eğitim tıkanıyor, sağlık sistemi tıkanıyor veya Avrupa dünyasının tükettiği demode olmuş sistemler ithal ediliyorlar. Ama siz dönemi geçmiş olan, devri bitmiş olan bir sistemi çok pahalıya alıyorsunuz ama onun uygulanabilirliği ve devamlılığı yok. Mümkün değil çünkü insanınızın evet düşüncesi, inancı ve tarihten getirdiği değerlerle taban tabana zıt, nasıl Osmanlı'da modern, ilerici, tutucu, gerici kavramları yerleşip
bir zihin bulanıklığı, bu çok önemli. Duru bir zihinle bilim yaparsınız, düşünebilirsiniz. Ama buyurun Türkiye, her gün Türkiye'nin gündemine bir mesele geliyor. Evet. Veya bir hafta sonra. Bir hafta sonra unutuyorsunuz. Evet. Bunun insan zihninde bıraktığı tortuları, bunun insan zihnini olumsuz yönde etkilerini eğer bir psikologumuz araştırsa, sanırım insanlarımızın ciddi manada bir tedaviye, yani bir çözülme var. Evet. Buna sosyal hastalık diyelim. Çok haklısınız Ve hocam. Bu sosyal hastalığın getirdiği olumsuzluklar var. Ama o yüzden ben şunu hemen belirteyim ki, Orta Doğu'da esen rüzgar ne Arap Baharı, modernleşme rüzgarı. Evet. Ama bu rüzgar dün Orta Doğu'ya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa merkezdi. Bugün okyanus ötesinden geldi ve bir modernleşme rüzgarıyla el değiştirdi, yer değiştirdi. Sonunda olanlar oldu. Sömürü daha acımasız, katliam daha insafsız, kaybedilenlerin oranı daha fazla. Evet. Öyleyse biz tarih, kültür, din coğrafyamızda Türk çağdaşlaşmasının, Türk Rönesansı'nın varlığından söz etmeliyiz. İnsanlarımıza bunun düşünmelerine yardımcı olmalıyız. Şimdi o zaman hocam şu çıkıyor ortaya değil mi? Dünyada var olan sistem bir güç savaşı. Kesinlikle. Bu güç savaşının içerisinde kültür savaşları merkezde bulunuyor. Yani devletler kendi kültürlerini ne kadar egemen kılarlarsa toplumları etkileme güçleriyle paralel olarak siyasetlerini egemen kılıyorlar, evet. Ekonomilerini diğer ekonomileri sömürerek güçlendiriyorlar diyebiliriz, tabii. Değil mi? Çağa hakim olan güçler, evet. O çağın kaynaklarını kendi insanlarının, toplumlarının kullanımına açabilmek ve dünyayı, o günkü dünyayı daha fazla kendi çıkarlarında tutabilmek için siyasal sistemler geliştiriyorlar. Şimdi Samuel Huntington hocam birkaç yıl önce Medeniyetler Çatışması adlı eserini yazdığında çok gündeme oturmuştu ve medeniyetler çatışır mı? İşte medeniyetler uzlaşır, medeniyetler uyum içerisinde olur, işbirliği yapar şeklinde de bir takım tezler ortaya, görüşler ortaya atılmıştı. Ama tabii oradaki medeniyet çatışması daha çok Hristiyan alemle İslam dünyası arasındaki bir kültür savaşı olarak takdim ediliyordu. Yani yanlış kesinlikle. Söylüyorsam kesinlikle. Lütfen. Kesinlikle doğru. Güzeldir. Ancak hakim güç kendi kültürünü etkin hale getiriyor. Evet. Mesela hocam size bir soru sorsam. İslam ansiklopedisinin bilimsel manada konumuna karşı olmadığımızı söyleyebilir miyiz? İslam ansiklopedisini ilmi yayınlarımızda dipnot olarak kaynak veriyorum. İslam ansiklopedisindeki maddeler bilimseldir. Evet. Ama bu maddelerin yazarları oryantalist, doğu bilimci, şarkıyatçı. Evet. Ve peki bu ansiklopedi İslam dünyasının bütün değerlerini, tarihini, kültürünü, coğrafyasını, düşüncesini, inancını iğneden ipliğe incelemiş ve bir ansiklopedi çıkarmış. Ve bu ansiklopedideki bilgileri evet ama işte ondan sonra başlıyor. Ve o ansiklopedideki bilgiler daha sonra güç odaklarının elinde malzeme olarak kullanılıyor. Bir yani olarak size kabul ediyorlar, tabii size nereden, sizin toplumunuzu nereden parçalayacaklarını, zayıf ve güçlü yönlerinizin ne olduğunu bu araştırmalarla ortaya koymuşlar. Evet. Başka bir soru sorayım. Çünkü yer değiştirmiş gibi oluyoruz. Olsun, ama bağışlayın. Sohbet ne olur? Ediyoruz hocam. Şimdi tarihçiyiz. Bizim tarihçiler camiasında Avrupa'ya veya Amerika'ya doktora çalışması için gidip de Avrupa veya Amerika tarihi üzerinde uzman bir hocamız, bir meslektaşımız, maalesef bir gencimiz yok. Ben yok ben diyordum. Ben sandığınızı beklemeden ben rastlamadım peki, hocam niçin, şimdiye kadar. Niçin? Çünkü sizi kendi kültürlerinin, evet. Kendi tarihlerinin, kendi geleceklerinin rotasına almış durumdalar. Evet. Hatta diyorum ki Avrupa'ya gönderdiğimiz bir gencimiz ilmi manada bir doğruyu şarkıyatçıların neticelerinin dışında ulaştığı zaman tavır ne oluyor biliyor musunuz? Tavır olmuyor. Tavır hocam. Şu, ya bırakır gidersin ya da bu dediğimizi yazarsın. Evet. Bunu yaşayan arkadaşlarımız bugün bizi dinlediklerinde
Evet, bir doğruya parmak bastığımızı bilecekler. Evet. Peki sonuç? Şimdi düşünün, yurt dışına gittiniz, 5 yıllığına, 6 yıllığına doktora çalışmasını yapamadan geldiniz. Bunu kime anlatabilirsiniz? Ben ilmi neticelerimde ısrarlı olduğum için Batı'nın bu düşüncedeki sözde bilim camiası beni başarısız kıldı. Bunu kimseye anlatamazsınız. Bu yüzden bu. Yine ilahiyat fakültelerinden Avrupa'ya öğrenci gönderdik doktora. Aman Allah'ım, Türkiye'de Hristiyan ilahiyatı konusunda uzman var mı? Musevi ilahiyatı var mı? Bunların mezhepleri, yolları yok. E peki niçin göndeririz? Gönderdiğimiz arkadaşlarımız ya İslam tarihi, ya dinler tarihi, ya psikoloji, ya sosyoloji. Peki niçin gönderiyoruz? Tabii, işte bütün sıkıntılar onlardan evet. istifade ediyor. Dolayısıyla Batı dünyası 4 asırdan beri bu sürecini devam ettiriyor. Ama Batı'da da şimdi bir değişim, gelişim demiyorum, bir değişim rüzgarı esiyor. Bu değişim rüzgarı Batı'da da istekleri dışında bir değişime onları zorlayacak. Peki hocam, bu noktada bir küreselleşme var. Teknolojinin çok yaygın kullanımıyla. Çağımız, bütün olayları, yaşadığımız çağ. Evet, yaşadığımız çağda. Dünyanın öteki ucunda olan hadiseyi anında ekranlarımızda izleyebiliyoruz. Her şeyden haberdarız. Doğru. Böyle bir çağda, çağımızın gereği, çok kültürlülük kavramı da çok kullanılıyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Hocam, bir kere şunu söyleyeyim. Küreselleşmenin bir başka adı globalleşme. Globalizm. Bir yazımda şunu kullanmıştım. Komünizmden globalizme giden yol. Komünizm nasıl sermayeyi, yönetimi, kültürü Moskova merkezli tuttuysa, bugünkü globalizm de siyasal gücü, ekonomiyi ve kültürü okyanus ötesi merkezli tutuyor. Evet. Ve dolayısıyla o zaman söyledim, komünizmin suçu ne? Yani biz bir asır önce komünizmin insanlığa getirmiş olduğu olumsuzlukları yaşayan, gören birileri olarak. Peki komünizmden globalizme bir kurtuluş, umut ağacı gibi sarılmanın anlamı nedir? Bir defa bunu söylüyorum. Yani globalizmin komünizmden farkı içinde yaşadığımız asra hükmetmesidir. Evet. Yoksa kültürde merkeziyetçilik, siyasette merkeziyetçilik, ekonomide merkeziyetçilik, yani dünya ekonomisi belli sayıdaki şirketlerin tek elinde ve kontrolünde. İstedikleri siyasi iktidarları indirirler, getirirler ve çıkarlarına dokunduğunuz an bütün dünya onlar için hiçbir anlam ifade etmez. Evet. Kültür boyutunu alayım. Bakın efendim, küreselleşme çağında acımasız bir kültür değişimi var. Niçin? İletişim çağındasınız. Evet. Bilişim çağındasınız ve hiçbir şeye karşı, yani bu değişime karşı sizin savunacak teknolojik gücünüz yok. Evet. Şu odadayız. Bu odada dünyadaki haberleri, dünyadaki sözleri, musiki, her şeyi alabiliyoruz. İmkanımız var. Öyleyse biz ne yapmamız lazım? İşte burada da yine başlıyor. Eğer siz küreselleşme çağında kültürünüzü küreselleşme çağının insanının ihtiyacına cevap verecek biçimde, bu çağdaki bilim ve teknolojiyi kullanarak bir gelişme sürecine girerseniz, burada müzisyenlerimize iş düşüyor, modelcilerimize, desinatörcülerimize, yani bütün bunlara, herkese. Evet, eğitimcilere büyük iş düşüyor. Dolayısıyla küreselleşme çağında siz bu çağın içerisinde yok olup kaybolmamak için mücadele ediyorsanız, kendi değerlerinizi, kendi kurumlarınızı çağın ihtiyacına cevap verecek biçimde bu ülkede aklı yeten birikimli insanlar var. Evet. Onlardan istifade ediniz. Evet. Bakın şimdi bir eğitimde bir değişme var. Gelişme demiyorum bakın. Değişme. Bugün Sayın Bakan'ın uyguladığı 4+4 bir değişmedir. Evet. Oysa ki çağımızın kurtuluş reçetesi gelişmedir. Gelişme mevcudun günümüzün ihtiyacına cevap verecek biçimde geliştirilmesi, yeniden yaşatılmasıdır. Yani bu değişme değil, gelişme çizgisinde olması lazım. Ben olsam ne yapardım Sayın Bakanım yerine? İllerdeki aksakal öğretmenlerimi, tecrübeli
öğretmenlerimi, yöneticilerimi her il bazında bir kurultay toplardım. Evet. Türk eğitiminin bütün sınıflarında, bütün kademelerinde aksayan, çıkmaza girmiş eğitimdeki yaraları ortaya çıkarır. Sonra bunların temsilcisi Ankara'da toplar ve tabanın sesine göre tavanda bir gelişme. Ve tecrübe ile. Ama şimdi Sayın Bakan akademisyen, yakınları akademisyen, öğretmen, idareci arkadaşlarla konuşuyorum. Sayın Bakan bizim sesimize kulak vermiyor, parmağıyla bizi uzaktan tehdit ediyor diyor. Ve bütün yöneticiler korku içerisinde nasıl uygulayacağını bilemiyor. Uygulamayla alakalı bir teklif götürdüğü zaman da karşıt olarak görünüyor. Bu tehlikelidir. Yani Selçuklu ve Osmanlı divanında bile divan üyeleri arasında farklı düşünenlerin olmasını o devrin sultanları, padişahları bir ölçü olarak koymuştu. Ne olur karşı olanların varlığına tahammül edin. O karşı olanların düşüncelerini alın, yine bildiğinizi uygulayın. Ama bundan da haberdar olun. O yüzden küreselleşme çağında eğer kültürde bir çağdaşlaşma hareketini hayata geçiremezsek, kültürel manada erozyon dediğimiz bu çözülmeyi daha da hızlandırılmasına sebep oluruz. Evet hocam şimdi tabii çok kültürlük dediniz oraya. Şimdi çok kültürlük hocanın bakın. Eğer siz modernleşmeyle Tuğba ağacı misali bütün değişimleri yukarıdan aşağıya bir zorlama, bir baskı ile getirirseniz buna tepki gösteren gerici yobaz damgasını vurulmuş olanlar bunun karşıtıdır. Evet. Ve bunu alkışlayanlar bunun yandaşıdır. Böylece toplumda bir ikilik çıkacak. Evet. Bir bu cepheden bakın. İki, kültürde çağdaşlaşmanın yol ve yöntemi o toplumdaki ulusal kültürün yerel kültür unsurlarını renk ve mana derinliği olarak alıp yerel kültürün, ulusal kültürün güçlenmesine, geleceğe taşınmasına adeta bir güç kaynağı olarak alacaksınız. Evet. Eğer siz yerel kültür unsurlarını ulusal kültürle birlikte bir bütün halinde toplumun ihtiyacına cevap verecek biçimde hayata geçirmezseniz o zaman yerel kültür unsurlarını ulusal kültürün karşısına çıkarırlar. Kim? O modernistler. Evet. Başka? Yerel kültürü kimliğe dönüştürürler ve milli kimlik anarşisi çıkarırlar. İşte o zaman bir toplumda milli kültürün yerini yerel kültürlerde alınca çok kültürlülük başlar. Çok kültürlülük medyadaki dostlarımız için hoş geliyor. Ama ne güzel çokluk. Onun için çok kültürlülük tabiri çıktığı zaman herkes efendim razı olalım, olsun, güzel olur. E güzel de peki sonunda ne olur? Bunu Batı dünyası kendi bünyesinde uygun görüyor mu? Bir Fransa'da siz çok kültürlülüğü, Fransız toplumunda çok kültürlülüğü asla gündeme getiremezsiniz. Medya sizi yerin dibine sokar. Neden? Açın Fransa'nın şu üstlerisini size 30 yıl ve 100 yıl savaşlarının devam olan farklı yerel unsurları hem de 8-9 unsuru ben isim isim söyleyeyim. Eğer bunların her birinin yerel kültürlerini kimliğe dönüştürme, ulusal kültürle eşdeğerde çeşitli kültür olarak görmeye kalkarsanız Fransız toplumuna yapacağınız en büyük kötülüktür. Hocam şimdi sizin bu söyledikleriniz tabii şunu da hatırlatıyor hemen. Türkiye'ye bir mozaik diyenler işte bu çok kültürlülük kavramını destekleyenler. Yani Türkiye birbirine karışmayan, bulundukları yerlerde ayrı ayrı fark edilebilen yapılardan oluşmuştur diyorlar. Peki ben sorayım size hocam. Mozaik oluyor. Veya geçmiş çok daha geçmiş yıllarda sentezciler vardı. Türklüğü ve İslamlığı birbirinden ayrı olarak görüp Türk-İslam sentezcileri olarak ifade edilmişlerdi. Ama biz diyoruz ki Türklük ve İslam birbirinden vazgeçilmez. Etle tırnak gibi birbirine kaynaşmıştır diyoruz. Veya mozaik diyenlere de diyoruz ki Türk milleti bir bütündür. Aramızda ayrı gayrı yoktur. Hiç kimse bu yapının dışında
farklı bir yapıyı ifade etmez. Etmez. Dolayısıyla Türkiye'de ulusların mutabakatı diye bir şey de söz konusu olamaz. Türk milleti bir bütündür. Milletin arzu ettiği şeyi sisteme entegre etmek ve ahenkli bir yapı içerisinde bunu sonuçlandırmak marifettir diyoruz. Değil bu, mi hocam? Türkiye için de böyle, Fransa için de böyle, evet. Almanya için de böyle. Evet. Yani çünkü malum feodal çağdan sonra bir Avrupa'da imparatorluklar, sonra milli devletler. Hı hı. Ve dolayısıyla Avrupa bir milletleşme süreci. Evet. Nedir milletleşme? Dili, kültürü, acı ve tatlı hatıraları, örf adetlerinin ortak paydası millet olmanın özelliğidir. Evet. Rahmetli hocamız, mekanı cennet olur inşallah, Bahattin Ögel hocamız, Allah rahmet eylesin. Aynen derste de şunu derdi. İnsan, Allah-u Teala'nın canlılar arasında en geniş manada sosyalleşmeye yeteneği olan bir türüdür. Sosyalleşemeyen insanı hocam insan olarak tartışırdı ve o yüzden ırkı asla insan üzerinde getirmez, canlılar arasında hayvanlar ve bitkilerde ederdi. Çünkü hemen sorardı arkadaşımıza, senin babaannenin babaannenin babaannesi kim? Ne bileyim ben. Evet. Biz şimdi kalkıp onunla mı uğraşacağız? Ayrıca bununla uğraşmak milleti aşiretlere, kabilelere indirgemektir. Maalesef sömürgeci güçlerin İslam dünyasına dayattıkları esaslardan biri de parçalanabildiğiniz kadar parçalan. Çünkü Avrupa'nın en karanlık tarihi dönemi feodal dönemdir. Öyleyse yeni dönemde İslam dünyasını feodal yapılara böldüğünüz zaman amacınıza ulaşmış olursunuz. Küçük ama zayıf nüveler haline dönüşüyorlar maalesef. Evet, hedef bu. Şimdi hocam peki küreselleşme sadece dar bir alanda değil, bütün sistemi kapsıyor. Ve çağdaşlaşma dediğimiz, evet, yani evet. Modernleşmeyi Osmanlı ile bütünleştirdiniz. Yaşadığımız dönemi çağdaşlaşma olarak değerlendiriyorsunuz. Çağdaşlaşmanın küreselleşme içerisinde kültür hayatına yansımalarını değerlendirdik. Evet. Eğitime nispeten değindiniz, evet. 4+4+4 sistemiyle. Tarım, hayvancılık ve üretim boyutuna da yansıyor tabii. Yani tüm hayatı kuşattığı için izleyicilerimize bu boyutunu da belki ifade etmek lazım. Hocam bunu, onu nasıl ifade ederiz? Onu nasıl en sade biçimde, evet tarımcı değilim, ziraatçı değilim, veteriner değilim ama bu toplumun düşünen bir bireyiyim. Evet. Lütfen hafızalarımıza müracaat edelim. 15 yıl önce bizim toplumumuzun bir genel değerlendirmesi vardı. Dünya yüzünde, yani yeryüzünde, malum Kazak Türkçesinde dünya yüzünde, yeryüzünde kendi ürettiği kendine yeten 10 ülkeden biriydik. Evet. Bu küreselleşme sürecinde şu anda geçenlerde Kuruyemişçi'ye gittim. Ceviz gördüm. Bu ceviz dedim Kaliforniya'dan geliyor. Aman Allah'ım bu güzelim coğrafyada ceviz yetiştiremeyeceğiz. Evet. Kaliforniya'dan ceviz getireceğiz. Maalesef. Bu badem bizim Kayseri'de yamaçlarda yabani bademleri bile aşılayıp çoğaltmak mümkün. Efendim bu da yurt dışından geliyor. Evet. Şimdi kuru yemişi bile siz yurt dışından getirirseniz, evet. Siz kendi ülkenizin insanına iş, kendi ülkenizin topraklarını mamur hale getirmeniz lazım. Limonu, elmayı, portakalı da ithal ediyoruz efendim, hocam. Efendim bu belki bir dostumuz çıkıp bize, efendim bu ekonominin gereği diyorsa benim de aynı cevabım şu. 15 yıl önce biz organik ürünlerle besleniyorduk. Hı hı. Domatesimiz, fasulyemiz, meyvemiz organikti. Evet. Şimdi modern tarım uygulamasının neticesinde insanlarımız evet bugünkü ürünleri endişeyle tüketiyorlar. Hı hı. Sorup sorguluyorlar. Bu içerisinde niçin tohumu yoktur diyor. Evet. Çünkü hibrit olarak alıyoruz. Çünkü evet. İki, peki diyor bu içerisindeki bu kis nedir diyor. Hı hı. Efendim toprağımız hastalandı. Evet. Toprak diyor ki artık bana şu gübreyi verirsen, şu ilaçları verirsen sana ürün veririm diyor. Hı hı. Yani bugün artık organik ürünlere hasret kaldık. Evet. Ve piyasaya çıktığınız zaman aynı meyvenin organiği diğerinin 2-3 katı. Peki sorayım, bu ülkenin insanı organik ürünlerle beslenirken onun tarımını modernleştirip bugünkü hale getiren geçmişin yöneticilerine acaba bu millet hesap sormayacak? Açık diyorum. Bugün sormazsa İndullah da sorar. Çünkü insanın hayatıyla, gıdasıyla, yaşadığı toprağıyla,
değerleriyle ve milletin istikbaliyle oynuyoruz. Dolayısıyla işte tarım hayvancılık. Hayvancılığı öldürdük. Güney Amerika'dan kurbanlık getiriyoruz. Ama ben çok iyi hatırlıyorum. Yakın bir zaman, uzun değil benim hayatımda. Türkiye komşu ülkelere sürü sürü hayvan kaçakçılığı, hayvan satılıyordu. Kaçak yollardan. Bunu önlemenin çareleri araştırılıyordu. Şimdi de nedir? Hayvancılığı modernleştirdik. İşte modernleşmenin bize doğurduğu sonuç efendim. Şimdi hocam tabii bunların hepsi modernleşme adına yapılıyor ve modernleşme... Ben de modernleşme düşmanı oldum ama baka bu. Sihirli bir mana verilmiş durumda. Evet. Yani bu bir anlamda yeniyi ifade ediyor ama toplum olarak biz yeniye çok iltimaskar davranıyoruz, iltifat ediyoruz. Ama yeninin ne olduğunu, modernin ne olduğunu, çağın gereğinin ne olduğunu çok irdelemiyoruz. Maalesef. Yani demokrasi, ileri demokrasi şimdi önüne ileri getirildi. Bunu da düşünmeden, efendim ileri demokraside hemen evet diyelim ama içinde ne var? Bu çok kurgulanmıyor, düşünülmüyor, kritik edilmiyor. O yüzden de çok toplum yanlış yönlendiriliyor. Her yeni olan iyi değildir. Her modern olan iyi değildir. İyi değildir. Bunun ölçüleri vardır. Kendi kültür yapımız, hayat anlayışımız, geçmişten geleceğe kurgumuz nasılsa bunun da kritik edilmeli ve böyle uyarlanmalıdır. Dememiz de buradan kadınlara da bir mesaj göndereyim, izin verin. Bakınız hocam. Efendim, düne kadar genç kızlarımızın cehizlerini, el emeği, göz nuru analarını dizin dibinde üretirlerdi. Evet. Ve bu bizim kültürümüzdü, bu bizim zenginliğimizdi. Şimdi analar kızların cehizlerini Çin'den gelen ürünlerle karşılıyorlar. Evet. Bohçacılar ev ev dolaşıp kapıları çalıp bu ürünleri getiriyorlar. Evet. Peki ne olacak? İşte Kayseri'miz. Düne kadar Bünyanlı, Bünyan'da her evin, Yahyalı'da her evin kış döneminde tezgahları çalışırdı. Hı hı. Bugün yok. Evet. Öyleyse analar da bunun farkındalar. Bir sanayi sektörü ve bir kültürel özelliğimiz kayboluyor. Kayboluyor. Yani Bünyan halısını korumak lazım, Isparta halısını korumak lazım, hereke halısını korumak lazım, kilimlerimizi korumak bunun lazım, başka... ipekli dokumaları korumak tabii lazım ama belki onları üretme tekniklerinde pratikleşme sağlanabilir. İşte az önce yani günümüzün teknolojisini de kullanacağız. Belki, tabii. Benim kızım dün evinde atölyedeyken bugün tezgahın başında olacak. Evet. Ama onun emeğinin karşılığı da ötenecek. Evet ve bir istihdam alanında böylece kaybolmamış olacak. Kesinlikle. Ve dış dünyada da Türk kültürünün ürünleri denildiğinde ama bu tekstil olsun ama porselen cam sanayine dönük olsun ister evet ayakkabı sektörüne dönük olsun ama bize ait olarak ortaya çıkması lazım ve kendimize bir pazar yaratmamız gerekiyor. Ekonomik anlamda böyle. %100 katılıyorum. Kültürel yaşayış tarzı anlamında böyle, dil anlamında böyle. Kendimize ait alanları boşaltmamamız gerekiyor değil mi hocam? Peki bütün bunların içerisinde süremiz de bir hayli azalmış durumda kıymetli hocam. Devletimizin yürüttüğü kültür politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü programımızı biliyorsunuz siyaset merkezli. Kültür ve Turizm Bakanlığımız turizmden gelir elde etme yönüne odaklandığı için kültür politikalarını adeta ikinci geri plana. Bu doğru değil. Kültür karın doyurmuyor ama kültürünüz olmazsa sizin hayatiyetinizi, varlığınızı gelecek asırlara taşıyamazsınız. Siz olarak taşıyamazsınız. Bugün Anadolu'da tarihen varlığı bilinen ama kültür yaşanmadığı için mevcutları olmayan halklar var. Biz bunların yerini müzelerde, arşivlerde buluyoruz. Öyleyse bugünkü toplumun geleceğe varlığını kendisi olarak taşıyabilmesi için devletin mutlak manada bir kültür politikası olması lazım. Bu yüzden kültürle alakalı konularda devletin korumacılığı, devletin bu manada bilim insanlarını göz ardı etmemesi gerek. Eğer bunu yapmaz olursanız siz bir gün kendi elinizle içinde yaşadığınız çağın gücü karşısında eriyip varlığınızı kaybedersiniz. Bu ekonomimize de, bu bütün değerlerinize etkisini aynı oranda yapacaktır. O yüzden devletin kültür politikası olacak, hükümetlerin kültür politikası, devletin var olan kültür politikasını geliştirerek devam ettirmek olacak.
Eğer siz hükümetlere göre kültür politikası takip ederseniz bu zordur. Zira Cumhuriyet'in Cumhuriyet döneminde üç şeyin kurumun başında millilik vardır. Milli sanayi, milli eğitim ve milli savunma. Evet. Bunların mutlaka o millilik özelliğini siz siyasi iktidarların bakış açısına göre değiştirmeye kalkarsanız tarihe karşı vebal altında kalırsınız. Tarihte döneminiz ak sayfaya değil kara sayfaya yazılır diye düşünüyorum. Zira tarihe baktığımız zaman gerçekten bu manadaki ihmaller tarihin kara sayfası diye geçmektedir. Evet. Şimdi tabii hocam belki şunu da vurgulamak lazım. Bu hani kültürü bir tarafa bırakıldı, turizm odaklı davranılıyor. Tabii bütün kıyı şeridimiz neredeyse yabancı devletlere parsellenmiş durumda. Maalesef. Yani maalesef. Akdeniz'de Rusya, biraz daha ilerleyince Ege'ye doğru Almanya etkisi. Ege sahillerinde de İngiltere'nin ya da İngiliz vatandaşlarının, İngiltere vatandaşlarının varlığı, şirketler veya oteller bazında mal sahiplerinin de sayısı bir hayli artmış durumda. Şimdi böyle bu gerçeği görünce şunu da söylemek lazım galiba. Vatandaşlarımızın bulundukları yerlerin kültürel, coğrafi ve tarihi mirasına sahip çıkmaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın ama vatandaşlarımızın devlet hayatında bu ülkenin varlığını, değerlerini emanet ettiği yerel ve kamu kurumları. Evet, tabii. Yani vatandaş yani fert olarak. En azından kitlesel tepki göstermek evet. adına. Yani evet. eğer Çanakkale'de o tarihi mirasa sahip çıkılırsa, Çanakkale'de evet. bir başka etkinin varlığından söz edilmez. Böyle bir şey müsaade etmemiş oluruz. Doğrusu. Zaten. Veya Isparta ilimizde metropolitik açılıyor. Yani Isparta bir gayrimüslim yerleşim yeri değil ki. Yani belki İstanbul'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında alınan kararlarla belki gayrimüslim nüfus, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama gayrimüslim nüfus oraya yerleşmiş olabilir. Tabii. Ama bunu Isparta'ya uyarlarsanız o zaman Isparta'nın bütünlüğünü ve kültürel yapısını bozmaya dönük bir hamle yapmış olursunuz. Ve bunun telafisi gelecek yıllarda mümkün olmaz. Veya yıllardır kullanılmayan kiliseleri, manastırları, okulları hizmete açarsanız, onlar tarihe mal olmuş olarak kalması gerekirken, bu defa siz kültürel yapınızda öyle bir alan yaratmış olursunuz ki, açmış olursunuz ki devlet eliyle, orada sizin bütünlüğünüzü bozacak bir takım gelişmelere zemin hazırlamış olursunuz. Belki bu anlamda, vatandaşlarımızın Türkiye'nin birliğinde, dirliğinde karar kılmış olanların, bizim milletimizin şerefli mensuplarının buna sahip çıkmaları gerekiyor. Yani modernleşme adına, efendim yeni bir yüzyılda yaşıyoruz, küreselleşiyoruz demek adına böyle yaparlarsa belki en büyük hatayı da işlemiş olabilirler. En büyük değil hata mi? Ve en büyük vebali. Evet. Yani eğer bu ülkenin yasaları çerçevesinde azınlık olarak vatandaşımız olan insanların dini ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek yasaların öngördüğü ölçüde doğrudur. Evet. Ama siz cemaati olmayan bir kiliseyi açıp yılda Avrupa'dan veya başka şehirlerden oraya yılda bir defa, iki defa ayin yaptırmak için insanları getiriyorsunuz. Evet. Sanki bir turizm gibi. İki, öğrencisi olmayan okullar açmak. Bunlar da ısrarlı olmak. Bunun anlamı şudur hocam. Gelecek 50'li 100'lü yıllarda Anadolu üzerinde hesabı ve düşüncesi olanların atmış oldukları adımlardır. Devlet hayatındaki yetki ve makam sahiplerinin bu konuyu geniş açıdan ele almalarında yarar var. Aksi halde bir kayıptır. Şimdi Van'da Akdamar Adası'ndaki kiliseyi onarmak için şu kadar para vereceksiniz. Peki ne olur? Tarihçilerle bir görüşün. Bu adayı, bu Van'ı işgal eden Ermeni palikaryalarının o kilisede işlemiş oldukları cinayet ve tecavüzlerin tarihteki ağırlığı altında ezilmiyorsanız oraya öyle bakabilirsiniz. Siz oraya şimdi toplama
Evet, orada insanlar yerleşik getirip, olmayan insanlar olmaz, geliyor. Bu olmaz. Bu bir sıkıntı. Bu, ha, bu oluyorsa, yani devletin... bu oluyorsa ben de o zaman diyorum ki Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Revan, tarihi Revan Hanlığı'dır. Revan Hanlığı'nın maddi dokusunu, envanterini ortaya çıkaralım ve diyelim ki ey Ermenistan, Revan şehrindeki şu tarihi envanterdeki tarihi eserlerin yerlerinde bir tek taş bıraktın mı? Evet. Bu mütekabiliyet yani esasını. Evet, tabii, öyle olması lazım. Kesinlikle. Yani devletimiz bu konuda bir tevazu gösteriyor, saygısını gösteriyor. Ama bu istismara, bunu istismar ediyorlar başka çevreler. Ama bunu istismara dönüştürmemek lazım. Tabii evet, yapalım. Haklısınız tabii hocam. Yapalım. Aynı şekilde o kültürün temsilcisi olan bir evet. devlette benzer bir hizmet alanı evet. açılır ise bu karşılığını bulmuş olur. Aynı durum Batı Trakya içinde. Evet, Yunanistan'da benzer şey yapılıyor ise, Bulgaristan'da benzer şeyler yapılıyor ise, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da onların bu jestlerine karşılık verilmesi veya bizim jestimize karşılık bir jest görebiliyor isek, bu bir karşılığını bulmuştur kesinlikle, ve gerçektir. Kesinlikle. Ama bu yapılmadan biz yapıyor isek, bu ilerleyen zamanda taviz vermek, istismara peki. dönük bir hamle olmuş. Bazı dostlarımız maalesef. Diyor ki efendim bizim de Almanya'da hı-hı. vatandaşlarımız cami açıyorlar. Hı-hı. Elak doğru. Evet. Ama benim orada insanım cemaattir. Hı-hı. Cami onun ihtiyacıdır. Evet. Eğer Türkiye'de de bir Ortodoks, hı-hı. bir Katolik, bir Musevi cemaat varsa hı-hı. o cemaatin dini mabedinin inşası, onarımı doğrudur. Buna yürekten katılıyoruz. Evet, ama tabii. olmayan cemaatin mabedini onarıp, ey bakın biz bunu onarıyoruz diye demek bir kompleks midir acaba? Ya bu da akla geliyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var hocam. Özellikle Balkan coğrafyasında Osmanlı Devleti'nin çok ciddi Türk-İslam kültürüne hizmetleri var. Evet, camiler, çeşmeler... Evet, evet. manastırlar, yani o külliyeler daha doğrusu. Fakat onlar son yıllarda şiddetli bir şekilde ve süratle tahrip ediliyor. Veya restorasyon adı altında başkalaştırılıyor. Yani tarihi kodları değiştiriliyor. Başka bir bina çıkıyor ortaya. Biz bunlara karşı sessiz kalmak yerine benzer şekilde davranmaya kalkırsak bu bizim töremize uymuyor. Biz devlet olarak, millet olarak bunu yapamayız. Evet. Ama oraya da ses çıkartmak lazım. Yani bunu bütün dünya kamuoyuna efendim, duyurmak bunu yaparken, gerekiyor. Onları İç da, kamuoyuna da bunu anlatmak evet. gerekiyor. Hariciyenin de görevi. Evet. Bakın benim ülkemde bunlar yapılıyor. Sizde de bu tahribatlar. Sonra evet. da siz insanlık hı. aleminin medeniyet temsilcisisiniz. Evet. Siz insanlığa ders veriyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Ama uygulamalarınız bu denilebilmeli. Ve çağdaşlaşmanın belki birinci şartı insana, insanca muamele etmeyi de bilmek. Ve insan merkezli. İnsan merkezli. Hizmetler insan merkezli. Hocam çok teşekkür ederim. Yani daha bu çerçevede konuşacak çok şey var ama maalesef zamanımız sınırlı. Bu defalık bununla iktifa İnşallah. Etmek zorundayız. İnşallah bundan İnşallah. Sonraki günlerde vakit ayırırsanız sizinle program yapmaktan şeref duyarım. Sağ olun. Efendim ben de Bengüt'e ve size emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten vakit su gibi akıp gitti. Evet. Çünkü kültür ve kültür unsurları o kadar çok çeşitli hı hı. ve o kadar ağır yara almış ki evet. ve devlet ve toplum hayatında dışlanmış ki hı hı. bu bizim varlığımızı devam ettirmemiz için evet. olmazsa olmazlarımızdan biridir diye düşünüyor. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun hocam. Sevgili Ahtürk TV izleyicileri, bugünkü programımızda Profesör Doktor Abdülkadir Yuvalı hocamızla aslında hayatın merkezinde olan kültürü, modernleşmeyi, çağdaşlaşma kavramlarının neyi ifade ettiğini dile getirmeye çalıştık. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.